Herkese merhabalar. Bugün kanalımda A Plague Tale Requiem incelemesi yapıyoruz. Öncelikle grafiklerle başlamak istiyorum. Çünkü grafikler tek kelimeyle harika. Işıklandırmalar olsun, çevre olsun, yüz modellemeleri, karakterlerin verdiği reaksiyonlar falan her şey mükemmel. Hele bir yağmur var, aman Allah'ım yani. Sonunda bir oyun yağmur efektini düzgün, abartmadan kullanmayı başarabildi. Yani o kadar doğal duruyor ki anlatamam. Cidden anlatamam. O yüzden buraya oyundan bir kesit koyuyorum. Hani siz izleyin. Grafikler okey. Her şey güzel. Ama bu nasıl deniz abi? Ben bu denizi anlamadım. Yani çok garip duruyor. Böyle bir tam düz de değil. Çok iyi de değil. Etraf mı çok iyi acaba da deniz böyle şey kalıyor biraz. Böyle sönük mü kalıyor? Bir de askerlerin ve halkın farelere karşı savaşa hazırlandıkları bir bölüm var. Yani tek kelimeyle mükemmel. Kimse eşini dostunu kaybetmiş, ağlıyor. Öteki tarafta dua edenler var. Komutanlar emir veriyor, ne yapacağını anlatıyor. Ve bunların hepsini görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Yani mükemmel bir şey. O kadar güzel bir sahneydi ki. Ve ara sahnede de değildi, yürüdüğümüz bir sahneydi. Yani oynuyorduk o sırada oyunu. Hani bekliyoruz, insanlara bakıyoruz. Adam diyor hadi geç kalmayalım falan diyor bizi götüren asker. Mükemmel yani. Son zamanlarda oynadığım en iyi sahnelerden biriydi. Oynanışa gelince şimdi. Grafiklerle ön plana çıkıyor. Hikayesiyle ön plana çıkıyor bu oyun. Ancak ilk oyunun üzerine koymuş. Yani yayımız var, sopamız var, ne bileyim elimiz var. Bunları simya eşyalarıyla kombinleyerek çeşitli engelleri yani bu oyunda engeller fareler olduğuna göre fareleri geçebiliyoruz. Veya işte ne bileyim düşmanlarla savaşabiliyoruz. Tek sıkıntı var bu konuyla ilgili. Bunları biz çok çabuk öğreniyoruz. Yani oyunu ben 20 saatte yaklaşık bitirdim. Bunların hepsini 10 saatte öğrendim. Yani geri kalan 10 saatte farklı engeller, işte platform mekanikleri, cakçut şeyler var. Ancak elimizdekiler aynı. Yapabileceğimiz şeyler çok farklı değil. Bazen işte yanımızda kardeşimiz oluyor. Bazen işte Lucas oluyor. Onlara da geleceğiz diğer karakterlere. Sofia falan oluyor. Onların da kendine has yetenekleri var. Bize yardım ediyor bu davamızda. Ama onların yetenekleri kısıtlı ve kalıcı değil. Mesela Hugo ile fareleri kontrol ediyoruz ama sadece Hugo yanımızdan varken ve belli bir bölümde. Yani iki kere falan kontrol ediyoruz. İşte ne bileyim Arnold geliyor mesela. Arnold diye bir izbandut baba yiğit bir abimiz var. O geliyor düşmanlarla savaşıyor falan. O da enteresan bir bölümde mesela ama çabuk sıkılabilirdik çok uzun olsaydı. Kısa tutmuşlar o bölümde güzel olmuştu mesela. Ben o kısmı sevdim. Düşmanlarla savaşmak zor bence. Çünkü belli aralıklarla iki kere saldırdıklarında ölüyorsun. Oyun seni gizliliği kullanmaya itiyor. Yani mantıksız bir hareket değil bu çünkü biz savaşçı değiliz. Yani evet ilk oyundan bir şeyler öğrendik ama kendimizi geliştirmiş, düşmanları nasıl alt edeceğimizi bilen bir karakteriz. Bunu da hani kafamızı kullanarak yapıyoruz. Oynanışla ilgili çok saçma bir şey var. Ya saçma değil aslında ama garip. Niye böyle yaptıklarını anlayamadım. Zırhlı düşmanları öldüremiyoruz. Zırhsız düşmanların kafasına işte ya sapanla taşlatarak öldürüyoruz ya da gidiyoruz boğazını falan sıkıyoruz öyle öldürüyoruz. Ama bu düşmanların kaskı varsa bunları öldüremiyoruz. Yani illa bunları yakmamız gerekiyor. Gizliliğe itmek için yapılmış bir şey olduğunu düşünüyorum bize. Böylesine bir oyunda da gizliliği kullanmaya itmesi kabul edilebilir bir durum bence. Çünkü ne bileyim sonuçta Dishonored falan oynamıyoruz. Uçup kaçmalı kesmeli şeyler yok bu oyunda ki oyunun mekaniğini de bozardı. Yani oyun mekaniğini de oyunun yapısını bozardı. Hikaye akışını falan. Çünkü Amicia yani oynadığımız karakter öyle bir karakter değil. Hikaye kısmına gelince. Öncelikle ben oyunları hikayesine göre yargılayan biri değilim. Önce oynanış gelir abi. Sonra hikaye. Ancak bu oyunun hikayesi gerçekten harika ve benim asıl oynama sebebim oyunun hikayesi. Kardeşimiz var dediğim gibi adı Hugo ve bu çocuğun vücudunda fareleri kontrol etmesine neden olan bir hastalık var. Rüyasında bir ada görüyor bu çocuk ve bu adada hastalıktan kurtarılmasına yarayacak şifalı su var. Biz de bu adayı arıyoruz. Adayı bulunca da suyu arıyoruz. Yani sürekli bir arayış içerisindeyiz. İşin özeti bu. Bir de sürekli geri dönelim. Yok eve gidelim. Ben sıkıldım. Çarçur. Bunları demese de tadından yenmez. Oyunun başından beri 50 kere geri dönelim. Korkuyorum. Şu oluyor. Bu oluyor. Lan bir sus lan. Bir sus. Bir ortama giriyoruz geri dönük. Yer sallanıyor. Hadi gidelim. Çok durduk. Sanki keyfimizden geldik buralara. Senin için geldik. Sen rüyanda gördün. İyileşeceğim dedin. Geldik işte. Gitmemiz gereken, kaçmamız gereken yere gelince de burası benim evim diyor manyak. Ablası da Fesubhanallah deyip kazıyor tabii sonunda. Oynanış kısmında zaten biraz değinmiştim ama yüzünde gezen yan karakterler var. Bunlardan birisi Lucas. Zaten ilk oyunda da vardı. Zeyrek gibi bu çocuk. Yani ölüme gidilir onunla. Canımız da sıkmıyor. Boş muhabbet de yok. Mantıklı birisi. Severim.
Arnold diye bir adam var. Onunla tanışıyoruz. Birini öldürmeyi yemin etmiş. Onunla gezmesi de eğlenceliydi. Dediğim gibi çok uzun tutmadılar o kısmı da. Çünkü hani point and click yapıyorsun, böyle öldür diyorsun. Adamı gidiyor kesiyor iki vuruşta. Baba yiğit bir adam. Bir de Sofya var. Bu Sofya ne alaka? Bu kadın cidden ne alaka? Ben bunu anlamadım. Kendi ekibine ben gidiyorum eyvallah deyip gemisiyle bizi ta uzaktaki Lacuna diye bir adaya götürüyor. Niye ama? Arnold'la bir meselesi varmış herhalde. Arnold diyor ki bana borçlusun. Bu da diyor tamam. Oraya kadar götürürse bıraksa ben bunu okuyayım. Daha sonra da gelip yardım ediyor. Canı istemiş diye bize yardım ediyor. Diğer karakteri göre de oyunda daha fazla yer kaplıyor bu karakter. Hatta kardeşimizden çok Sofya'yı gördük desem yeridir yani. Hayır bir halta da yaramıyor. Işık tutuyor sadece. Sopayla da ben yapıyorum onu, anladın mı? Çeşitlilik için yapmışlar, yani eklemişler bu karakteri belli. Açıkçası ben bu Sofya'yı zerre anlamadım. Benim için hiçbir değeri yok. Sopadan da farksız yani. Sopa da ışık veriyor, Sofya da ışık veriyor. Bu kadar. Bir de bir şey daha aklıma geldi Sofya ile ilgili. Sadece Sofya ile ilgili değil, Arnold'la ilgili de aslında. Bunlar bizimle koşarken, bizimleyken ekranın sağ kısmından yürüyor, tamam mı? Biz zaten sola dayalı bir karakteriz. Yani karakterimiz Amicia tam ortadan gitmiyor. Birazcık soldan gidiyor ki hani etrafı görelim vesaire. Sağımıza da bu karakterler gelince özellikle Arnold, izbandut gibi bir adam, büyük bir adam. Sadece bu iki karakteri görüyorum ve ne nereye gideceğimi görebiliyorum. Ne sağımı görebiliyorum, ne çevreyi görebiliyorum. Yani sağ tarafı işgal ediyorlar resmen. Lan bir çık git yanımdan, önümde koş, ne bileyim arkamda koş ama benim yanımda koşma. Neyse, oynanışa daha fazla değinmeden hikayeden devam edelim. Karakterlerin birbiriyle olan diyalogları, yüz ifadeleri, duygularını dışa vurmaları vesaire muazzam işlenmiş oyunda. Yani şu sahneye bir bakın Allah aşkına. Birisi çok takmıyormuş gibi davranıyor ama içten içe bir tırsıyor belli. Lucas akıllıca konuşmaya çalışıyor. Mantıklı bir yol arıyor. Amicia ise korkuyor. Olanlar karşısında üzgün. Ne bileyim kardeşin ne durumda olduğunu merak ediyor büyük ihtimalle. Yani gergin bir atmosfer var ve bütün karakterler farklı duygular içerisinde. Ve oyun bunu yansıtıyor. Sadece bu sahnede değil, oyunun geri kalanında da bu şekilde. Yani durumun ne kadar kötü olduğunu bilse de son derece endişeli olan bir ablayı oynuyoruz oyun boyunca ve hissediyoruz bunu. Karakterle bağ kurabiliyoruz. Ben açıkçası Amicia ne hissettiyse hissettim oyun boyunca. Bir bölümde her şeyden kaçarken diğer bölümde delirip gelin olan hepinizi keseceğim, öldüreceğim moduna bürünebiliyor karakter. En sonlara doğru artık kardeşine vaaz vermeye başlıyor. İşte yok kötü olsa da öldürmek günah falan. Ablacığım sen kendin nesin de çocuğa laf anlatmaya çalışıyorsun. Yani senden görüyor hep bu çocuk. Ama olsun, karakter gelişimi deyip artı puanımıza basıyoruz bu kısma. Fiyatına gelince, oyunun fiyatı 550 lira Steam'de. Ama sorun değil çünkü Game Pass'te var. Hiç mi eksitesi kötü yanı yok bu oyunun? Var. 10. 11. bölümden sonra hani acaba sıkılıyor muyum ya falan, hep aynı şeyleri mi yapacağız diye bir düşündüm. Ama iyi toparladı oyunu. Toplamda 16 bölüm var zaten ama 13-14 bölüm de yapsalarmış yani pek sırıtmazmış açıkçası. Başka bir eksi yanı son boss savaşı. Yani ana kötü karakter var oyunda. O kötü karakterin ölümü çok kötü. Çok çok kötü. Çok kötü savaşıyoruz. Hatta biz savaşmıyoruz zaten. Bu Arnold savaşıyor. Biz sadece kafasına sapanla taş atıyoruz. Lan böyle bir ölüm olabilir mi ya? Diyecek hiçbir şey yok. Kötü boss, kötü savaş, kötü ölüm. Hikaye kısmında ve oynanış kısmında bahsettiğim gibi kısaca Sofya karakterini ben hiç beğenmedim. Karakter aslında kendi başına okey. Ama hikayeye dahil oluşu saçma. Ve motivasyonu eksik bence. Yani ben anlamadım bu karakter niye bizde hala. Bir de gitti Amicia buna sarılıyor. Lan Lucas ilk oyundan beri kaç kere sana yardım etti. Simya öğretti. İşte ne bileyim canını kurtardı. Ona sarılmıyor, tamam mı? Çocuk sana ailemsin sen diyor. Sen gidiyorsun buna sarılıyorsun. Allah seni kahretsin Amicia. Yani yazıklar olsun. Oyun boyunca birkaç bug'la karşılaştım oyun oynarken. Bunlardan birisi çok garip bir hata. Oyunun grafik ayarlarına herhangi bir seçeneği değiştirirsen mesela ben dikey senkronizasyonu açıyorum burada. Ses dili değişiyor. Ben Fransızca seslendirmesiyle oynadım oyunu. Hani Fransa'da geçiyor oyunu falan. Daha iyi atmosfer, daha içine girebileyim oyunu diye. Ama gördüğünüz gibi burada ben değiştiriyorum. Dikey senkronizasyonu açıyorum. Ve karakter bir anda İngilizce seslendirmeye dönüyor. Oyunu kıran büyük bir şey değil. Düzeltilemeyecek bir şey değil. İki tuşla düzeltiyorsun yine. Sıkıntı yok. Sadece garip diye bahsetmek istedim. Bunun haricinde sapanı elime alamadığım oldu. Çevreyle etkileşime giremediğim de oldu. Ama toplasan 20 saatte 3-4 kere olmuştur böyle bir şey yani. Bölümü yeniden yükleyince düzeldi hep bu sorunlarda. Ayrıca oyun bazen cidden sabrını sunuyor. Çünkü düşman 2 kere saldırı yapınca belli aralıklarla yaparsa bu saldırıları ölüyorsun. Sonra ta bölümün başına. Hele bir de son düşman ölürsen daha da sinir bozucu. Çünkü o düşmanları tekrar öldürmen gerekiyor. Özellikle oyunun başında kullanabileceğin eşyalar sınırlıyken iyi deli etmişti beni. Çünkü ölüyorsun yani. Buna ek olarak yine kendini tekrar eden birkaç bölüm var. Bir bölümde mesela sürekli üzerinize düşman atıyor oyun. Ama ben bu bölümü oyunun farklı yerlerinde 4 kere gördüm. 4 kere yapma. 4 kere olunca gördük yeter oluyorsun birazcık da. Ve son olarak da performans sonunda.
Grafikler iyi, atmosfer iyi, şöyle böyle mükemmel falan dedik. Okey. Ama 3070 istemek ne lan? Evet, iyisin, hoşsun, güzel duruyorsun. Ama 3070'lik bir şeyin de yok. Kusura bakma yani Hugo. Yüksek ayarlarda DLSS kalite açık bir şekilde oynadım ben. Bir yerden sonra hatta otomatiğe geçtim kaliteden. Buna rağmen sık sık FPS düşüşleri yaşadım. Yani hiç mi optimizasyon çalışmadınız? Yine de tüm bunlara rağmen atmosfer olsun, grafikler olsun, karakterlerin birbiriyle etkileşimi, ne bileyim hikaye gerçekten üzerine çok güzel düşünülmüş. Oyunun başlarında kafamıza aldığımız şu yara bile oyunun sonuna doğru morarıyor falan yani böyle. Bunun gibi küçük onlarca detay var oyunun içerisinde eğer hani dikkatli oynarsınız. İşte bu küçük detaylar oyunu güzel yapan şeyler. Üzerine de lineer, belli bir çizgide ilerlediğimiz bir hikaye var. Ve yeterli bir oyunun sonucu da ortaya güzel bir ürün çıkmış. Mutluyum, beni de mutlu etti. O yüzden ben bu oyuna 10 üzerinden 8 fare veriyorum. 8 puan çok mu yüksek belki ama benim beklentimi karşıladı. Zevkli, keyif aldığım bir 20 saat geçirdim. O yüzden teşekkürler A Plague Tale Requiem.